nasıl maaş diyor, o kadar para ödedim diyor. Az önce Kaz mıydı? Şimdi araştırdı. Diyor ki çok düşük gelmiş maaş. Hakikaten maaşlar biraz... Var ya, düşük yani. Var da genelde hani biz şey olunca insanlar tabii daha çok hemşerisini arıyor işte. Kastamonular da arıyor, onlar da aradığımız var. Biraz da şeyle bağlı, hani ne kadar kişiyle tanışıyorsun o. Şimdi arkadaşlar, 34-2008 milattı yani bu çocuğun sigortalı yaptılar memle gibi. O tarihten sonra işe girenler, işe girenlerin emekliliği biliyorsunuz 58-60 yaş. Bağkur'sa eğer bu, yani Bağkur bir emekli sandıysa yani 9000 gün, sigortalı ise 7200 gün var. Emeklilik şartı bu. Bu son dönem arkadaşlar. 34-2008'den sonra olanlar. Burada ne var? Burada detay şu, 2036'dan sonra diyelim ki 9000 günü tamamlayacağınız şey bu yıllara gelirse 59-61 birer birer artıyor arkadaşlar ta 2048'den sonra 65 yaşa geçiyor. Bu son emeklilik abi. Şu an böyle bir şey yok. Bu kolaylaştırılmış dediğimiz emeklilik burada mesela 65 yaşında 5400 günü tamamladığı kişi ne oluyor? Yaşı kaç? 5400 günü ne zaman tamamladıysa o yılın karşısındaki yaşa bakılıyor. Kaçmış o? 59. 3 yaş ekleniyor üstüne. O şekilde emekli oluyor. Sanki böyle yaştan emekli olmak yeni dönemde daha kolay gibi görünüyor. Şimdikine göre ara kısmı. Bu 99-2008 arası arkadaşlar bir başka dönem. 3 ayrı dönem var emeklilikte şu an arkadaşlar ve bunların her birinde rakamlar da düşüyor. Kat sayılar falan, maaşlar falan da biraz şey oluyor, düşük olabilir. Yani burada 99'dan önce kişinin şeyi çoksa hizmeti daha çok maaş alır. 99-2008 arası biraz azalabilir. 2008'den sonra ise daha da azalıyor yani. Böyle bir azalan bir durum var ama herhalde bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir ileride bilemiyoruz. Burada da arkadaşlar 58-60 yaş, burada yaşlar sabit yani. Bu ileri falan gitmiyor. 4 alanlar için 7000 gün var. Burada yaş şartı 4500 gün geliyor arkadaşlar. Burada yalnız şey var, 25 yıl meselesi var. Hani şu 15 yıl 3600 yasası dedikleri var yani geliyor şey tazminat almak için alıyorlar. Fakat bunlar geliyor bu tarihten sonra girenler alamıyor tabii. Diyor ya biz niye alamıyoruz? İşte şuradaki 25 yıl şartını doldurması gerekiyor kişinin alması için. 99'da giren biri 25 olduğu zaten daha var değil mi? Daha gelmiyor. Onun için kimse daha henüz şey alamaz 99'dan sonra işe girenler. Ama 99'dan önce işe girenler 15 yıl 3600 yaş tazminat alabilir belgesi alıp gidip işverenden çıkabiliyor bir yılın üstünde olduğunda kıdem tazminatı alabiliyor arkadaşlar. Ona da böylece değinmiş olduk. Yine 4 şeyde bizim emekli sandığında ve 4A ve 4C'de de 9000 gün var arkadaşlar. Burada 4A, 4B, 4C'de de yani Bağkur emekli sandığında da 15 yıl 5400 günde emekli yani yaştan emeklilik şartı var. Evet şimdi bu şu anki şey arkadaşlar. Şu an bildiğim kadarıyla 49-51 arkadaşlar. Bayanlarda 49, erkeklerde 51 yaş ediyoruz. Aslında biz sanki anladınca yani çok kötüymüş falan gibi bir durum var ama öyle değil aslında. Gerçekten genç yaşta emekli ediyoruz. Zaten emekli olunca da dün bir haber vardı çok insan çalışıyormuş yani. Neredeyse 5 milyon kişi çalışıyor diyorlar. Aslında o da ciddi bir rakam. Gençler çalışıyor. Gerçek mi bilmiyorum ama. Ha? Gençler çalışıyor. Tabii ki. Yani şu an herkes çalışıyor. Neyse şimdi kalk. Nerede şey bizim? Emekli maaşlar düşük olduğu için çalışıyorlar. Nasıl? Neyse şimdi. Evet. Şimdi 99 öncesi arkadaşlar kabaca şöyle diyebiliriz. Yani kademeli geçiş var. Yani sizin işe girdiğiniz tarihe göre değişiyor. Yani şu tarihte mesela girdiyseniz 24-5-89'da girdiyseniz işte 46 yaşında 5375'te emekli oluyor. Genelde şimdi dedim ya şu tarihte 92 şu ara emekli oluyor arkadaşlar. Yani şu an 49 yaşında bayanlar, 51 yaşında da erkekler emekli oluyor şu an. Yani şeyi zamanında işe girmişse varsa emekli yapıyoruz arkadaşlar. Burada kişi kendi şeyine bakıyor. İnternette falan da var yani kademeli geçiş oradan tarihten bakıp söylüyorsunuz. Basit bir şey arkadaşlar sizin hani vatandaş olduğunda. Evet, bir başka husus hizmet borçlanmaları arkadaşlar. Ne onlar? İşte doğum borçlanması. Biliyorsunuz 3 ayrı doğum borçlanması yapılabilir. Doğum borçlanması yapabilmek için önceden sigortalı olmak lazım çocukların doğumundan önce. O karıştırıyor, o tane bir karek var. Askerlik borçlanması. Yine yurt dışı borçlanmaları biliyorsunuz arkadaşlar. Borçlanacak rakam asgari ücretin %32'si arkadaşlar. O da ne yapıyor? İşte günlük 21-64 işte böyle 540 gün yaparsanız askerlik borçlanması 11 bin lira yapıyor. Evet. Bir başka husus arkadaşlar bu da evde çalışanların sigortalılığı. Ek 9 diyorlar buna. Ek 9. Ek 9 belgesi. Burada 10 günden az ve 10 günden çok diye iki ayrı şey var. 10 günden az çalıştırıyorsanız sadece şey yapılıyor arkadaşlar. Ne diyorlar? İş kazası ve meslek hastalığı. Kısa vadeli. O da çok az bir rakam tutuyor. Cüzi bir rakamla.
kişiyi sigortalı yapabiliyorsunuz. Hani evime geliyor, temizlik yapıyor, başım ağrımasın, düşer diyorsanız yapılabilir. Ama genelde 10 gün üstünde olanlar yapılıyor. O da basit bir belgeyle kişiyi ufak işte ektopik bölgesini dolduruyorsunuz. İkamet ettiğiniz üniteye götürüp veriyorsunuz. Her ay çıkış yapana kadar çalışıyor. Çok kolaylık oldu. Biliyorsunuz eskiden çok zordu. Çok zordu arkadaşlar. Efendim? Sadece bankadan yatırıyor. Tabii gidip yatırıyor. Ne zaman ki çıkarsa kişi bir ay içinde diyelim ki işten çıktığında bir ay içinde gidip ektopusu tekrar benim işliği çıkardım deyip bildiriyor. Çok basit bir şekilde evde çalıştırdığımız kişileri sigortalı yapabiliyoruz. Eskiden normal bir iş yeri açılıyordu. Bilmem ne böyle karışık tabii o zaman kimse göstermiyordu. Şu an daha çok yani gösterebiliyorlar. Genel sağlık sigortasına değindik arkadaşlar. Şimdi genel sağlık sigortası biliyorsunuz eskiden şeydi arkadaşlar böyle 1, 2, 3 asgari ücretin katı gibi şöyle kabaca şöyle söyleyelim işte 50, 150 ve 400 lira gibi primler vardı. Tabii karman çorman hem sistem karman hem parayı şeydi almak zor. Sonra şu an bu 1.4.2017'de asgari ücretin %3'üne sabitlendi arkadaşlar bu rakam. Şu an 60.89 yani bu da çok hakikaten süper bir rakam yani çok ucuz. Yani bu parayı verip sağlıktan normal benim gibi, sizler gibi yani sigortalı birisi gibi herkes yararlanabiliyor yani tüm halde. Gerçekten şey. Fakat genelde tabii zorunlu oluyor ya bu. Yani ne oluyor? Benim oğlum var. Mesela okulu bitirdi 26 yaşında. Mecbur bunu ödemek zorunda kalıyor. Yani işte arada 2 yıl işe giremiyor ama onu ödemek ama zorunda. Geldi tepsisini yapmak zorunda ama değil mi? Yok yok zorunda değil. Bu rakamı ben ödemek istiyorum diyen hemen gidip ödeyebiliyor. Tenir testi falan zorunlu yok. Nerede var onu söyleyeceğim. Ben bu parayı ödeyemiyorum diyorsa o zaman gidecek geri testi yapar. Yani ben ödemek istiyorum diyen geliyor bir form var. Ben şey yapıyorum, ben kabul ediyorum diyor. Zaten %90'ı böyle. Çünkü bu şey oluyor yani bütün hastanede herkesten yararlanıyor. Şimdi yeşil kart oldu mu sadece devlet hastanelerinden yararlanılıyor. Burada herkes gelip zaten hemen o ödüyor ve ben yararlanayım diyor. Aile bireyleri yararlanabiliyor mu? Tabii herkes. Ben, eşim, 5 çocuğum, annem, babam. Bu kişi yararlanabilir. 61 lira. Çok da iyi. Gerçekten mükemmel bir rakam. Ya bu şey yani hani kötü şeyler ama bu harika bir şey yani. Böyle hiçbir ülkede yapılacak bir şey değil, kolay değil yani. Zaten mesela oğlu çocuğu ben şeye giden varsa mesela dışarıya falan hani okumaya şuna ben oradaki sağlık ücretlerinin ne kadar zorunlu sağlık sigortalarının ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Öğrenci gönderiyorsunuzsa o şey alıyor. Eğer sigortası falan yoksa orada ayrıca sigorta yapıyorlar. Buradan elde edilen gelir ne kadar acaba? Hiç vallahi hiç bilmiyorum. Bir de çok gelir elde edilmiyor yani. Bu maalesef bu o kadar düşmüş olmasına rağmen. Politik olarak devlet kapan yaşlarına versen 60 ve 60 milyon. Yani devlet karşılasın. Zaten veremiyorum diyeni karşılıyor. Zaten veremiyorum diyeni karşılıyor. Ya orada bir para bir şey oldu aslında. Orada bir güzel bir şey vardı ama hani SGK olarak güzel bir gelir vardı ama o tam olmadı. Yani tahsilat olmadı. O milletin işi düşmedi. Sürece gelip ödemedi onları. Hafta çıkarttı 2'dir 3'dir gene ödemiyor insan. Yani ne zaman ki hani sağlık sorunu oldu o zaman gidiyor diyor. Böyle bir durum var yani. Çok öyle tahsilatın yapıldığını zannetmiyorum. Ama kötü şeyi var. Sıkıntısı şu var. Mesela kişiler prim ödemiyor buna gidiyor yani. Mesela kayıt dışında falan sıkıldım. Mesela bu ilk çıktığında kayıt dışını ciddi manada düşürdüm. Mesela insanlar dedi ki gelip size işte dedi ki ya ben çalışıyorum. Bana para çıkıyor. Hemen diyor beni sigortalı yap. Şimdi o yavaş yavaş azalacaktır. O mesela %30'lara kadar düştüğü asgari şey kayıt dışı. Niye? Çünkü GSS'e çıkıyor. Adam sigortalı olmayınca genel sağlık sigortası çıkıyor vatandaşa. En az 50 lira, 100 lira, 400 lira bir evi oluyor mesela. Bir evi olana çıkıyor. Mesela bir evde bir maaş alan biri varsa işte emekli maaşı falan çıkıyor. Yani sıfır çıkması için kimsenin geliri olmaması lazım. Ev kira olacak bilmem ne o zaman sıfır çıkıyor. Burası da şey değil. Tamamen bedava verseler daha iyi olur diyorsun. Onu bilmiyorum ya. O zaman da bize haksızlık olur ya. Evet. Biraz karışık yani. Yani bence yani. Rakam iyi, gayet güzel. Ödenebilir, iyi de bir şey yani. Arkadaşlar bu da bitmiş oldu. Daha anlatayım mı başkan? Teşvikleri. Yani teşvikler. Çünkü teşvikler karma çorba değil mi? Onun için şey açmamız lazım. Teşvikler şöyle. Kim baktı şeye bilgisayar arkadaşlar? Onun şey, diğer şeyi açacağız herhalde. Bunları anlatır siz de yorulur bırakırsınız diye düşünüyorum ya. Teşvikler arkadaşlar.